Hedeflerimize giden yolda profesyonel bir gözle bizlere yol gösteren, aynı zamanda yol arkadaşı olarak hayatlarımıza dokunan değerli konuğum Yaşam Koçu Abdurrahim Koçbay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Abdurrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlamak istiyorum ve hemen sonrasında yaşam koçluğu serüveninizin nasıl başladığını sizlerden dinlemek istiyorum. Elbette. 30 yaşındayım. Aynı zamanda inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisliğini bitirdikten sonra 3 yıl aktif yaptım. Ondan sonra tabii mühendislik öğrencisiyken bir koçluk teklifi aldım ben sponsor desteğiyle. Koçluğa ilk serüvenim öyle başladı. Kişisel gelişim serüvenim ise 15 yaşımdan beri lise yıllarında başladı ve hiç durmadı. Zaten hani mühendisliği bir kenara bırakıp yaşam koçluğuna devam etmem aslında o içerideki arzunun, 15 yıllık birikimin şu anda da devam ediyor olması çok güzel. Kolay olmasa gerek bir anda değiştirmek bu. Zoru başardık ama çok kolaymış. Evet. Aslında dönüp ardınıza baktığınızda neler başarabildiğinizi görebiliyorsunuz. İyi ki yapmışım diyorsunuz öyleyse. Kesinlikle. Peki bizlere çalışma alanlarınızdan bahsedebilir misiniz biraz? Çünkü günümüzde hala yaşam koçluğu denince aklımızda soru işaretleri kalıyor. Koçluğun hani çok anlaşılır ve özet bir tanımı vardır. Bireyi olduğu yerden olmak istediği yere taşıyan kişidir, araçtır, koç. Bakıldığı zaman anlam çok basit ve anlaşılabilir. Çalışmaların detayına indiğimiz zaman çok fazla şey çıkıyor aslında. Çünkü her konu, her seans kendisine hastır. Her birey kendisine hastır. Yaklaşım bu. Bununla birlikte aynı zamanda NLP uzmanlığım var. Şimdi NLP uzmanlığı nerede işimize yarıyor? Şimdi koçluk şu an ve geleceği ele alıyor, geçmişe girmiyor. NLP ise bilinçaltındaki geçmiş konulara biraz değinebiliyor. Bu konularda bazen destek sağlayabiliyoruz. Çok güçlü sonuçlar da çıkıyor. Yani daha kapsamlı. Hem geçmişi hem geleceği ele alarak yeni bir hayat inşa edebiliyoruz insanlar için. Peki insanların hayatına dokunmak sizleri nasıl etkiliyor bu noktada? Çok harika bir duygu. Böyle karşınızdaki danışanın gözlerinin içine baktığınız zaman, parı parı parladığını gördüğünüz zaman o seansın sonunda, evet tamam oldu diyorsunuz. Ve yılların deneyimi bana şunu gösterdi. O seansların maddi olarak bir bedeli yoktur. Yani siz biçemezsiniz, ben biçemem, herhangi biri biçemez. O kadar ki güçlü bir duygu vardır orada. O kadar güzel bir şey ki bir hayatın dönüşmesine, bir hayatın yeniden tasarlanmasına ve yaşanabilir hale gelmesine şahit olmak, harika şeyler çıkıyor ortaya. Çok güzel. Peki Abdurrahim Bey, herkes yaşam koçu olabilir diyebilir miyiz? Yaşam koçu olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir? Her meslek gibi bu da eğitimleri olan ve işin sonunda akredite belgeler sunulan bir meslek. Aynı zamanda Arkoç Akademi bünyesinde ben de sertifika ve eğitim sağlıyorum. Burada hiçbir kısıt yok yasal olarak. Bir insan tam ve bütün ise normal bir vatandaş koç olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Eğitimleri alıp çalışabilmesi, bunu önemsemesi kesinlikle onu iyi bir yere taşıyacaktır. Böyle inanıyorum. En ince nokta her meslekte olduğu gibi bir insanın severek işi yapması. Kesinlikle. Kesinlikle gelişir. Kesinlikle yapar bu işi. Herkes yapabilir diyoruz fakat her insanın hayatında da bir yaşam koçu olmalı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz zaten. İnsanlar yaşam koçluğunu hep böyle farklı adlandırdılar. Bir psikiyatri gibi, bir psikologluk gibi, bir danışmanlık gibi. Biz zaten eğitimlerde bunu anlatıyoruz ve biz de öyle öğrendik. Yaşam koçluğu, psikologluk, psikiyatrlık ya da danışmanlık, mentörlük değildir. Yaşam koçluğu bireyi baz alarak, danışanı ya da kurumu baz alarak onun gelişmesi için ve ileriye, kendini ileriye taşıması için güçlü sonuçlar doğuran bir çalışma bütünüdür aslında. Ve bir insan hayatında iyi bir yere varmak istiyorsa kesinlikle bir yaşam koçuyla çalışmalı diye düşünüyorum. Evet. Abdurrahim Bey, yakın zamanda da bir kitap yayınlayacaksınız. Şu an yazım aşamasındasınız. Kitap nasıl gidiyor? Okuyucuları neler bekliyor? Kitap iyi gidiyor. Pandemi baş gösterdiği zaman, o zaman başladım. Okuyucuları çok güzel şeyler bekliyor aslında. Onların kendi kendine koçluk yapabileceği, kendi hayatlarına dokunabileceği bir kitap geliyor. Hem akademik bilgi bakımından içerik bayağı dolu oluyor. Onun harici kendilerine olan yaklaşımları, düşüncelerin onlara neler sağladığı konusunda ciddi çalışmalar geliyor.
çok güzel sonuçlarla yaşamlarına devam edecekler. Yani başucu koçları olacak o kitap tabiri caizse. Gerek sosyal gerekse kariyer hayatında yaşamlarımıza yol gösteren ve o yolda ışık tutan değerli konuğum yaşam koçu Abdurrahim Koçbay'la sohbetimizin sonuna geldik. Programımız çok değerli konu ve konuklarıyla devam ediyor. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.